Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda Aydın Yayınları'nın arkadaşlar yeni denemesindeki 20. soru olan trigonometri sorusunu çözeceğim. Arkadaşlar eski denemede de, eski 10'lu ayete matematik denemesinde de bu soru var. Şimdi sorumuza bakalım. Demiş ki a virgül b eleman 0 virgül 2 pi olmak üzere x kare eksi 10 x eksi 9 eşittir 0. Dekleminin kökleri tanjant a ve tanjant b olduğuna göre a artı b aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar deklemin kökleri tanjant a ve tanjant b. E, deklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan 10 geliyor. O halde yazalım. Tanjant a artı tanjant b 10 olarak geldi. Kökler çarpımına bakıyorum. Tanjant a çarpı tanjant b şeklinde yazacağım. Biraz ucu küçülteyim ki kırılmasın tanjant A çarpı tanjant B de arkadaşlar C bölü A'dan eksi 9 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar bu iki bilgi bu iki ifade aslında bir formülün içerisinde var tanjantla alakalı. Hangi formül? Arkadaşlar tanjant A artı B'nin açılımını düşünelim. Bakın tanjant A artı B tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B şeklinde yazılır. Öyle değil mi? Evet. Eşittir diyelim. Bakın tanjant A artı B 10. 10 bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B eksi 9. E arkadaşlar tanjant gözüküyor mu? Evet. A artı B'yi ben 10 bölü 10'dan 1 olarak buldum. Şimdi şöyle biraz uzaklaştıralım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar tanjantın pozitif olduğu bölgeler birinci bölge ve üçüncü bölgedir. Tanjantın 1 olduğu açılar ise pi bölü 4 yani 45 derece. 3 pi bir özür dilerim 3 pi değil arkadaşlar tabii ki 5 pi bölü 4 yani 225 derece. Şimdi arkadaşlar şıklarda pi bölü 4 de var 5 pi bölü 4 de var. Çünkü tanjant pi bölü 4 de 1 tanjant 5 pi bölü 4 de 1. Fakat hangisi doğru cevap? Arkadaşlar bakın tanjant A ile tanjant B'nin çarpımı negatif. A ile B'nin 0 ile 2 pi aralığındaki pozitif açılar olduğunu söylemiş. Birinci bölgedeki pi bölü 4'ü düşünürsem ben. Yani A artı B'nin 45 olduğunu söylersem. Arkadaşlar A ve B'nin 45'ten küçük pozitif açılar olması lazım ki A artı B 45 derece olsun. O halde tanjant A da birinci bölgede olur. Tanjant B'de birinci bölgede olur. Arkadaşlar tanjant birinci bölgede pozitif olduğu için tanjant A çarpı tanjant B de pozitif olur. Yani eksi 9 gibi bir değer gelemez. Dolayısıyla pi bölü 4 olamaz. 5 pi bölü 4 olduğunu yani 225 olduğunu düşünelim. Arkadaşlar A açısını bakın kafamdan sallıyorum. Yani örnek veriyorum. Diyelim ki A açısı 150 derece olsun. B açısı da 75 derece olsun. Arkadaşlar 150 ile 75'i toplarsam 225 eder ve tanjant 225 1'dir. Öyle değil mi? Ve tanjant A çarpı tanjant B yani tanjant 150 eksi tanjant 75 artı eksi çarpı artıdan eksi gelebilir. Yani arkadaşlar A artı B 5 pi bölü 4 olabilir. Bizim doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Edirne şıkkıymış. Umarım çözümümüz sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Sorunun çok zor olduğunu düşünmüyorum fakat şuradaki güzel ince düşünülmüş oyunun sizlere faydası olacağına inandığım için bu soruyu çözdüm ve kanala atıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.